Değerli izleyiciler, çok büyük bir felaket yaşadık. 7.7 deprem felaketiyle ve acılar sarılmaya çalışılıyor. Hala enkaz altında olan ve yaşamaya çalışan insanlar da olabilir. O yüzden çok da fazla zamanı değil ama bu tür durumları siyasiler de kendi emelleri doğrultusunda kullanmak için çalışabilirler. Örneğin iktidar seçimleri ertelemeye çalışabilir. İşte bununla ilgili olarak yapılan bir yorum var. Gültekin Uysal'ın yaptığı bir yorum var. Onu aktaracağım. Kendi görüşlerimi de sizlere aktaracağım. Öncelikle deprem felaketi çok büyük ve o depremde zarar görmüştüm. Deprem zedelere geçmiş olsun diyorum ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum ve depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın arkasından da rahmet diliyorum. Değerli izleyiciler, Gültekin Uysal'ın bu seçim erteleme konusunda attığı iki tweet var. Bunları sizlere aktaracağım. Sonra kendi yorumumu da yapacağım. Erdoğan'ın bana bir yıl verin sözünden anladığımız 18 Haziran 2023 seçiminin YSK ile seçmen kötülüklerinin fiili imkansızlık nedeniyle hazırlanamaması gerekçesiyle muhtemelen yerel seçimlerle birleştirmek. Çünkü seçime yönelik tüm popülist kurgusu bozuldu diyor. Deprem felaketinden sonra birçok binanın çöktüğünü gördük ki bunların arasında kamu binaları da vardı. Kamu binalarının da çöküyor olması ve deprem öncesi bir hazırlık yapılmıyor olması Erdoğan'ın AK Parti tabanına iletmek istediği yeni Türkiye, farklı Türkiye imajı da elbette ki bozuldu doğal olarak. Şimdi Gültekin Uysal'ın bir diğer tweetini aktaracağım. Bu arada deprem felaketinin hemen sonrasında maalesef devletin oraya ulaşmakta güçlük çektiğini gördük. Elbette ki felaketin boyutu, havaalanı ve yolların da kapanması ve zarar görmesi bunda her ne kadar etkili olsa da ilk 24 saat ve ilk 48 saatteki müdahale çok önemliydi. Maalesef hızlı bir şekilde devlet koordine olamadı. Bunun nedenlerinden bir tanesi de Türkiye'deki TÜBİTAK'ın başkanlık sistemi nedeniyle tüm yetkilerin bir adamda birleşmesi. Bu koordinasyonu zorlaştırıyor ve herkes emir ve talimatla hareket ettiği için koordine olunmakta sıkıntı çekiliyor. Bence felaketin boyutunu ilk saatlerde tam olarak doğru bir şekilde öngöremediler, tahmin edemediler ya da hızlı bir şekilde harekete geçmekten yoksun bir sistem nedeniyle maalesef o bölgeye zamanında ulaşamadılar. Oysa ilk 24 ve 48 saat çok önemliydi. Yapılan hatalardan bir tanesi asker sevkiyatı oldu ama sınırlı sayıda asker sevkiyatı oldu. Oysa ilk 24 saatte o devletin ulaşmakta güçlük çekeceği şiddetteki bir depreme çok daha geniş kapsamlı ve neredeyse TSK'nın tümünü oraya sevk etmekti. Sadece prestij kaybı nedeniyle askerler yardımı yetişti, hükümet yetersiz kaldığı gibi bir politika ve içgüdüyle yapıldıysa bu çok yazık bir şey. Öte yandan Twitter depremin yanılmıyorsam 3. günün gecesi ve birkaç saatliğine de olsa kesildi. İnsanların yardımlarını ilettiği bir yardım çağrılarını ilettiği bir ortamdı Twitter ve öte yandan ben de bu yönde de çağrı iletmiştim ki o benim ilettiğim çağrılardan biri de depremin 4. günü yanılmıyorsam ya da 5. günü o kişiler kurtarılabildiler. Elbette ki bu benim iletmemle ilgili çünkü birçok internet ortamında iletildi. Zaten ekipler de yetişmeye çalışıyorlardı ama bu tür kaos, ya deprem, doğal felaket ortamlarında sosyal medyada insanlar birbirleriyle haberleşmeliler. Bu haberleşmenin içeriğini kesmek, sırf iktidara yöneltilen eleştirilerden dolayı kesmek, buradaki yardım çağrılarını birkaç saatliğinden olsa aksattıysa da bu yardımların gecikmesine belki de birkaç ya da onlarca canın daha fazla ölümle buluşmasına neden oldu. O yüzden bu talimatı verenlerin
yargılanması bir kanun devletinde olması gereken diye düşünüyorum. Evet, 99 depreminde devlet eleştiriliyordu, geç kaldı şeklinde eleştiriler vardı ki bu depremde çok daha geç kaldı ve evet ulaştı ama çok geç ulaştı ve bir koordinasyonsuzluk sorunu var ve bu sorunu ben bu başkanlık, Türkçe bir başkanlık sistemiyle oluştuğunu düşünüyorum. Bu koordinasyonsuzluğun 99 depreminden de daha geç ulaşıldı ve daha kısıtlı sayıda ulaşılabildi maalesef ki. Orada çalışan görevlilere hiçbir şey demiyorum ama onların yöneticileri koordine edemediler. Maalesef çok çok geç kalındı. İşte Gültekin Oysal'ın tweetinin devamını sizlere aktaracağım. Az önce tweetini okumuştum. Şimdi o alıntıladığı tweeti de aktaracağım. Diyor ki Gültekin Oysal, AKP açıkça anayasayı çiğnemek niyetindedir. Savaş hali dışında seçimi ertelemek mümkün değil. Kamuoyunun ve muhalefetin dikkatine sunmak istiyorum diyor. Şimdi kısaca iki mesajı birleştirip okuyacağım hızlıca. Ve sonra hemen kendi yorumumu yapacağım. Gültekin Uysal, Erdoğan'ın bana bir yıl verin sözünden anladığımız 18 Haziran 2023 seçiminin YSK ile seçmen kütüklerinin fiili imkansızlık nedeniyle hazırlanamaması gerekçesiyle muhtemelen yerel seçimlerle birleştirmek. Çünkü seçime yönelik tüm popülist kurgusu bozuldu. AKP açıkça anayasayı çiğnemek niyetindedir. Savaş hali dışında seçimi ertelemek mümkün değildir. Kamuoyunun ve muhalefetin dikkatini sunmak istiyorum diyor. Şimdi ben kendi yorumumu yapıyorum. Evet, deprem felaketi yaşadık. Son derece üzücü. Seçim tarihi Erdoğan tarafından 18 Haziran'dan Mart ayına alınmıştı. Yaklaşık bir ay öncesine alınmıştı. 14 Mayıs'a alınmıştı, affedersiniz. Ama 14 Mayıs'ta seçimin yapılması çok mümkün görünmüyor bu ortamda. Oysa 18 Haziran'da bu facianın, bu acının üzerinden 4 ay ve 1 hafta geçmiş olacak. Zaten devletin görevi de. Evet, oradaki vatandaşlarımıza gerekli yardımı yapabilmek, iletebilmek bu süre içerisinde, onları konutlara yerleştirebilmek ve onun da ötesinde 4 ay, 1 hafta sonraki bir seçim içinde gerekli koşulları oluşturmak da devletin fiili bir görevi. Evet, anayasayı da okudum, bu ifadeleri de okudum. Orada da seçimlerin sadece savaş halinde ertelenebileceği yazıyor. Olağanüstü olarak savaş durumu gösteriliyor. Herhangi bir doğa felaketi olarak anayasada tanımlanmış değil. Bunun nedeni de şu, seçimi ne olursa olsun yapacaksın arkadaş diyor. Seçim kutsaldır diyor. Seçim meşruiyettir diyor. Bunu anayasada elbette yazmıyorlar ama benim buradan çıkardığım, yani seçimlerin savaş durumu haricinde her durumda yapılabilmesi gerekliliği olarak algıladığım, bu satırlardan çıkardığım sonuçlar bunlar. Seçimi kutsamış anayasa diyor ki sadece savaş durumunda seçimi erteleyebilirsin. Savaş durumu olursa erteleyebilirsin diyor. Ama bunun dışında bir başka durum belirtmemiş. Bu da seçimin ve meşruiyetin, seçimle gelen iktidarın, siyasilerin meşru olmasını sağlayabilmek. Yani seçimi ertelemelerini önlemek adına sadece savaş durumuyla sınırlayabilmiş. Evet, biz oldukça büyük bir doğal felaket yaşadık ama zaten bu felaketin üzerinden 4 ay, 1 hafta, yaklaşık olarak 4 ay geçmiş olacak. 4 ay da çok da kısa bir zaman dilimi değil. Elbette ki depremzedelerin acıları devam ediyor olacak, yaraları sarılmaya devam ediyor olacak ama fiili olarak da 4 ay geçmiş olacak ve devletin de zaten görevi bu 4 ay içerisinde sandıkları orada kurmak. Şimdi değerli arkadaşlar, bu büyük doğal felaket olayı sandıklara birkaç gün kala, bir hafta kala ya da 15 gün, bir ay kala ki bir zamanda bu felaket olayı yaşanmış olsaydı, evet, o zaman iktidar ve muhalefet birlik olup bu seçimi ileriki bir tarihe belki ertelemeyi düşünebilirlerdi ama felaketten 4 ay, bir hafta sonraki bir seçimi erteleme düşüncesi varsa eğer iktidarda, bu iktidarın
kaybedeceği bir seçimden kaçması olarak yorumlanacaktır. Elbette ki böyle bir şeye muhalefet izin vermeyecektir. Zaten ekonomiyi zorla götürüyorlar. Seçimin ertelenmesi iktidar içinde başka olumsuzluklar doğuracaktır. Ekonomideki durumun kötüleşmesine daha çok şahit olacağız. Çünkü seçim nedeniyle sıcak ekonomi, seçim ekonomisi uygulanıyordu ve bir takım sorunlar öteleniyordu ve önlem alınmıyordu. Süreç uzadıkça o seçim sürecinde ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar tekrar gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Yani seçimi uzatmak ekonomik açıdan iktidar içinde büyük bir sıkıntı doğuracak, ertelemek büyük bir sıkıntı doğuracak. Zaten bu ertelemeye muhalefetin evet diyeceğini düşünmüyorum. Zaten söylediğim gibi 4 ay 1 hafta geçmiş olacak sandıklar kurulduğunda 14 Mayıs'ta yapılmasını olası görmüyorum. Zaten resmi olarak da böyle bir açıklama vardı ama yazılı bir bilgi, yazılı bir talimat olmadığı için normal tarihi de 18 Haziran'da. Öte yandan Erdoğan'ın adaylık süreci de elbette ki riske girecek. Adaylık konusunda anayasayı çok fazla Erdoğan dinlemiyor ama seçimi ertelemek çok daha farklı bir şey. Burada seçim ertelenmesi durumunda da bir meşruiyet tartışması oluşacaktır iktidar için. İktidarı da daha da zor günler bekleyecektir. Şimdi Erdoğan yönetimi şu anki duruma, atmosfere bakıyor. Deneyecekler ama muhalefetin böyle bir şeye izin vereceğine düşünmüyorum. Muhalefet izin vermeden anayasada böyle bir şey yazmadı halde Erdoğan'ın seçimi erteleme ihtimali var mı? Hayır, yok. Bir takım şeyler yaparlar ya da yapmaya çalışırlarsa da YSK eliyle bu meşru olmayacak ve bunu sağlayabilecekleri de bir ortam olduğu kanısında değilim. Çünkü sandık hesaplaşma zamanıdır ve hesaplaşmadan kaçan siyasi de adeta seçimden kaçmış olur. Bunu da muhalefet kamuoyuna bu şekilde aktaracaktır. Eninde sonunda bu seçimin yapılacağını düşünüyorum. Anayasada olmayan bir şey için de adaylık konusu dile getiriliyor. Ama bu adaylık konusuna benzemiyor. Seçim yapmamak, anayasada yazdığı hallerin dışında seçimi ertelemek ve bir takım bahanelerle halkın karşısına çıkmak Erdoğan'ın siyaseten daha da zor bir duruma sürükleyecektir. Sonuç olarak evet, ertelemek isteyeceklerdir ama bunu başarabilecekleri bir anayasal ortam ve fiili politik bir atmosfer olmadığı için başaramayacaklardır. Şu anda 4 ay sonraki bir süreci tahmin ettiğimizde Erdoğan iktidarının seçimi kaybedeceğini görüyoruz. Erteleme durumunda Erdoğan'ın seçimi kazanmaya yönelik başka adımlar atabileceği ya da süreci uzatacağı veya da farklı bir ortamda farklı bir şeylerin doğması olasılığı nedeniyle tekrar iktidarda kalması olası. Ama 4 aylık bir süre sonucunda şu anki siyasi atmosfere baktığımızda seçimi, hem Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çoğunluğu kazanabilme ihtimalleri neredeyse yok. İşte bu yüzden seçimi ertelemeyi deneyecekler. Çünkü ertelediklerinde en azından bir şans doğacak iktidara ama anayasada olmayan bir şeyi kamuoyuna, hele ki böyle bir politik atmosferde kabul ettirebilmeleri de mümkün görmüyorum değerli izleyiciler.